Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Samsun Çarşamba Havalimanı'nın pistinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle 1 Mart-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında iniş ve kalkış güvenliğini sağlamak amacıyla bakıma alınarak kapatılacağı bilgisi Samsun'un iş ve turizm dünyası temsilcilerinde tedirginliğe neden oldu. Samsun'un ekonomik ve sosyal olarak etkilenebileceğini kaydeden temsilciler alternatif planlar üretilmesi gerektiğini savundu. Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, 3 ay çok uzun bir zaman, Samsun gibi metropol şehri ciddi biçimde etkiler dedi. Bizim bu işte Samsun'a 3 ay çok uzun bir zaman, Samsun'u ciddi şekilde etkiler. Bunun çaresi bakım mutlaka yapılması lazım. Ancak pis yapılıp da sonra bakım yapılırsa daha makbule geçer. Yani gerekirse yedek bir pis. Yani bu 3 ay Samsun ekonomisine büyük zarar verir. Karadeniz İş Adamları Federasyonu Başkanı Levent Özden ise Samsun gibi Türkiye'nin metropol şehirlerinden birisinde havaalanının 3 ay süreyle kapalı kalmasının şehre hem ekonomik hem de sosyal olarak ciddi zarar vereceğini kabul etmemek mümkün değildir dedi. Samsun gibi Türkiye'nin en büyük metropol diyebileceğimiz şehirlerinde artık bir havalimanının 3 ay kalması şehrin hem ekonomisine hem de sosyal hayatına ciddi bir zarar verecektir. Bunu görmemek mümkün değildir ve bunu kabul etmemek mümkün değildir. Artık rekabetin bu kadar yoğun yaşadığı, iş hayatının bu kadar zorlaştığı bu dönemde hem iş dünyası temsilci olarak bizlerin dışarıyla olan hızlı seyahat ve hızlı haberleşmemizi ve hızlı ulaşımımızı sağlayan havaalanının kapalı olması iş hayatında ciddi bir travma yaratacağını düşünüyorum. En azından şu an maliyeti en yüksek şey olan zaman bizim için şu an zamanı yönetmek zor bir noktaya gelmiştir. Bunun etkilerini biz iş dünyası olarak önümüzdeki 3 ay ve sonrasında net bir şekilde hissedeceğiz. Tabii sadece bunu iş dünyası olarak bakmamak lazım. Sosyal hayatı da ciddi bir travma yaratacak. Samsun Genç İş Adamları Derneği Başkanı Savaş Gömez ise pist açısından problemli bir havaalanımız olduğunu biliyoruz ama bu şehrin ekonomik damarlarını besleyen günübirlik uçuşlara da ihtiyacımız olduğu noktada Samsun'da başka bir pist yapılmadan 3 ay süreyle kapatma kararının çok planlamadan olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Pozitif açıdan baktığımızda bir Samsunlu olarak zaten problemli bir havaalanına inişte çıkışta bizim canımız şeyde baktığın zaman yani sıkıntı içerisinde. Biz orada bir problem yaşayabiliriz ki Samsun Havalimanı'nda da zaman zaman problemlerin yaşandığını ben şahsım adına da iyi biliyorum. Hani inişlerde, kalkışlarda vesaire. Ama gel gelelim bu şehrin en ekonomik damarlarını besleyen ve bütün çalışmalarımızı imza attığımız günübirlik uçuşlara bile ihtiyacımız olan bir noktada en önemli aylarda hele ki şu hani yeni yeni ticaretin tekrar huzur bulduğu günlerde Samsun'un başka bir pist yapılmadan yani bir bu şekilde yapılmasına bunun gerek yoktu. İkinci bir pistin yapılması ve ardından bunun onarıma geçmesi çok daha doğru olacaktı. Ben buradaki hareketin çok planlanmadan yapıldığını düşünüyorum. Samsun Genç Adamları camiası olarak da biz hepsi aktif fuarlara vesaireye dışarıya iş toplantılarına katılıp gelen bir camiam var benim. Bizim için hani en azından böyle bir çalışmanın bu tarihlerde olacağının en azından 2-3 ay önce bildirilmesi ya da en kötü ihtimalde diğer pistin, ikinci bir piste ihtiyacımız var bizim yapılıp sonrasında bu pistin onarıma geçilmesi en doğrusu olacaktı. Ticari bağlantılar etkilenecek diyen Müsiyat Samsun Şubesi Başkanı Selim Sarsa, 3 ay süreyle kapalı kalması Samsun ve bölge ekonomisi için ciddi bir sıkıntı yaratacak durum dedi. Bu Samsun ekonomisi ve bölge ekonomisi için gerçekten büyük bir sıkıntı yaratacak bir durumdur. Burada sonuçta yıllık yanlış okumadıysam rakamlar 2 milyon civarında yolcu kapasitesi olan bir havaalanımız. 3 ay kapandığında yaklaşık 500 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. Ki bu rakamdan ziyade bu bölgede yurt dışından devamlı irtibatta olan firmalarımız var. Onun haricinde İstanbul ve Ankara merkezi üstlere giden her gün ve haftada 2-3 kere giden iş adamlarımız oluyor. Bunlar ticareti ciddi manada etkileyecektir. Buna alternatif Ordu Havalimanı bizce değildir. Çünkü 170 kilometre mesafe 2 saat artı 1 saat erken gitme 3 saat. Yani burada araçların kullanılmasına sevk edecektir. Bu da bazı rezervasyonları iptal edecektir. Bazı ticari bağlantıları da etkileyecektir bu. Daha değişik çözümler üretilebilir mi? Onlar görüşülmesi lazım. Bizce ikinci pist yapılabilir.
Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş ise havaalanının bakım nedeniyle kapanacak olmasını basından öğrendiklerini söyleyerek doğru tarih için çözüm bekliyoruz dedi. Şimdi biz de basından öğrendik bu havalimanının kapatılacağını. Şimdi biz de tabii planlarımızı farklı yapmıştık. İşte sırasında bizim planlamamızın içinde havalimanının kapatılması yok idi. Özellikle Nisan ve Mayıs ayında yurt dışı bağlantılarımız var bazı otellerimizin Orta Doğu pazarından. Buraya müşteri bağlantılarımız var. Lakin bu durumda biz bu havalimanını kullanamayacağımızı karşı tarafa bildirmemiz gerekecek. Bu durumda da büyük ihtimalle de %90 ihtimalle de bu bağlantılar iptal olacak. Yani ciddi bir gelir kaybı olacak. Bu durumda ciddi bir şekilde etkilenince de biz oteller olarak da çok şeyde kaldık. Yani plan programsız diye yakalanmış da olduk. Tarih biraz sıkıntılı bir tarih. Nisan Mayıs'ı da kapsıyor. Bu tarihler tam böyle hareketlendiğinin başladığı dönemdir bazı yerlerde ki aralığa denk gelsin ya da ocağa denk gelsin ya da Şubat'a denk gelsin. Ama en önemlisi de bizim ikinci bir pis beklentimiz vardı işin aslında. Yani bu bakım olacağı zaman ki bilmiyorduk bakımdan geleceğini bir ikinci pist mutlaka yapılacağını tahmin edildik. Hava trafiğimiz hızla hareketlenmeye de başladı. Beklentisi o düzeydi. Tabii bunun teknik olarak mümkün olup olmadığını bilmiyoruz ama şimdi bir ikinci pist yakışır mı şehrimize diye düşünüyoruz. İşin açıkçası biz de tekrardan planlamalarımızı elden geçireceğiz. Ama ciddi bir anlamda gelir kaybımız olacağını düşünüyoruz ki hele 2016 yılını sektör olarak ekside kapatmışken. TÜRSAP Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Temel Uzlu da konuyla ilgili olarak 2016'yı da zararla kapattık ifadelerini kullandı. Uzlu, Samsun çıkışlı yurt içi ve yurt dışı tur organize eden birçok firmamız var. Bununla ilgili bağlantı yapmışlar ve belli riskleri almış durumdalar. Bu durumda Samsun çıkışlı işlem yapamayacaklar ya da başka illerden çok az sayıda yolcu taşıyabilecekler. 2016 yılını zararla kapatan acentelere bir de yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı maddi sorumluluk altına girecekler. Bizim talebimiz mümkünse havalimanı kapanmadan başka alternatiflerle çözümlenmesi dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Taner Tekin de konuyla ilgili açıklama yaptı. Tekin yalnız Samsun'un değil tüm bölgenin etkileneceğini söyledi. Tekin bölgenin en büyük havaalanlarından olan havaalanımızın 3 ay süreyle kapatılması turizm işletmelerine ve iş dünyasına büyük bir sekte vurur. Özellikle turizm sektöründe maalesef hak ettiği yeri bir türlü alamamış Samsun'umuz için büyük bir kayıp olacak. Yalnız Samsun değil tüm bölgemiz etkilenecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tufan Akçagöz ise bir kentin 3 ay süreyle kapatılacak olması ekonomisine büyük zararlar getirir. Bakımın 3 ay sürmesi öngörülüyor. Bu sürede yeni havaalanı yapılır dedi. 3 ay bakım mı olabilir? Ya. Bu çok abartılı. Bakımı bir ayda bitirirsin eğer öyle bir şey varsa. Yani bu bence bir şey var. Ordu Havalimanı'nın önemini arttırmak için, kullanımını arttırmak için böyle bir düzenlenen bir şey olur. Dünyanın hiçbir yerinde 3 ay havalimanı kapatılmaz. Böyle bir şey. Bir kere kentin ekonomisine çok büyük zarar verildiği açık. Bir sürü iş adamı, bir sürü öğrenci, hastası olanlar sürekli bu havalimanı kullanıyorlar. AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ise şu anda bakım çalışmalarının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bilgisi bizde yok. Ama minimum ne kadar kısa sürede yapılabilir diye çalışma içerisindeyiz dedi. Bir normalde 6 ayda tamir olma meselesi vardı. Bunu biz en kısa zamanda nasıl tamir olur diye bir şey değil yani. Çaba sarf etmekteyiz. Onun 3 aya veya şu ay başlayacak, şu ay bitecek o bilgi bizde yok. Ama minimum ne kadar kısa sürede yapılabilir diye bir çalışma içindeyiz. Daha doğrusu biz bunu talep ediyoruz, onlar da bu çalışmanın içindir.